Şiddetli lodos nedeniyle sahil bandını aşan dalgalar ana artere kadar ulaşırken ilçe genelinde birçok küçük balıkçı teknesinin fırtına nedeniyle battığı bildirildi. Ayvalık'ta şiddetli lodos nedeniyle rıhtıma bağlı gezi teknelerinde de maddi hasarlar oluşurken sahil bandındaki çay bahçeleri ve restoranlar kıyıya vuran sert dalgalar yüzünden hizmet veremedi. Burada sık sık yaşanıyor mu bu su baskını? Sık sık yaşanmaya başladı artık burada su baskınları. Tehlike oluşturuyor. Ne gibi tehlike mesela? Yani araçlar konusunda, insanlar konusunda. Siz kafenin sahil kısmını kullanamıyorsunuz şu anda? Tabii ki sahil kısmını kullanamıyoruz. Yolu kullanamıyoruz. Trafik ters durumda. Ayvalık'ın eski gümrük meydanı yükselen dalgalar nedeniyle sular altında kalırken kıyıya bağlı bir balıkçı teknesi sahibinin çaresiz bakışları arasında paramparça oldu. Eski gümrük meydanında deniz kıyısında bulunan bir otoparkta da bazı araçlar sular altında kaldı. Şiddetli fırtına nedeniyle balıkçı ve gezi tekneleri denize açılamazken deniz kıyısındaki ev ve iş yerlerini deniz sularının bastığı belirtildi. Lodos ilçe merkezinde deniz kıyısında iş yerleri olan bazı kafeteryalarda da maddi hasara neden olurken sahil kıyısındaki kafeteryaların masa ve sandalyelerinin de denize uçtuğu öğrenildi. Ayvalık'ta şiddetli fırtınanın bir süre daha etkisini sürdüreceği kaydedildi.